Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte hemen şuradaki kartlardan ulaşabileceğimiz İstanbul'dan İzmir'e getirmiş olduğum süper bilgisayarımın oyun testine bakacağız. Şimdi oyun testine geçmeden önce arkadaşlar iki tane parçasını söyleyeceğim size, diğerlerini zaten ekrana yazarız. İşlemcimiz Ryzen 9 5900X, ekran kartımız da MSI Gaming Trio 24 GB RTX 3090 7500X2 ya rakam. Çok fazla rakam var, anladın sizin. RTX 3090 takıldı üstünde. Gelin isterseniz oyun testimize geçelim, bakalım bizi nasıl sonuçlar karşılayacak. Şimdi ilk oyunumuz tabii ki de GTA 5 olacak. Şunu bir 2K'ya çekelim. 165 Hz monitörümüz. Şunları da bir veri high yapayım. Bir dakika. Veri high. Tamam, kaydet. Ne diyor? Restart at diyor. At. Evet, şuradan ekran kartı sıcaklığımızı ve diğer değerlerini, şuradan da CPU'muzun sıcaklığını ve diğer değerlerini görebileceğiz. Yani işlemcimizin. Başlat bakalım, benchmark'a başımıza neler gelecek. 170-176, 2K'da her şey en yüksekti arkadaşlar. Detaylara indikçe 120-140'ları görüyoruz ama 180-150 arasında gidip geldi. Ekran kartımız 64 derece, işlemcimiz 71 dereceye kadar çıkıyor. Ya bu benchmark'ı 1080p'de yapsaydık sanırım şurada 200'leri falan görebilecektik. 2K'da yaptığımız için. Şimdi bir 200 bekliyorum hocam ya. Gökyüzüne bak şu uçakla. Göğe bak. Çıkamadı 200'e. Bir şey diyeyim yalnız, bu bayağı şey şu an. Stabil FPS veriyor yani. Vay maşallah. Bak, çarpışma anı FPS tahminini alayım. 110 dedim. Ben 140 diyorum. 187. 160 gördüm. İddiaya girdik bu bilgisayarına. Kaybeden kazanana, kazanan kaybedene bu sistemi hediye eder. Al abi, 140, 140, 140, 190, 90, 110, 100. Güzel, yani 3 aşağı 5 yukarı genelde 180'lerde dolandı diyebiliriz. Diyelim ve hemen zart diye sıradaki oyunumuza geçelim. Zaten GTA kendinden kapandı. Tamam. Şimdi sıradaki oyunumuz tabii ki de Valorant'te. Açtım mı acaba ben bunu? Şimdi arkadaşlar Valorant'a girdim. Oyun içerisinde 445 FPS alıyorum. Görüntü kalitem burada 2K şu anda. Grafik kalitem de yüksekte. 446, 420, 348, 400. Ses olmayınca ne kadar zor oluyor ya bu oyunlar. Her an her yerden bir şey gelebilecekmiş gibi. E. 72 derece, 350, 310, 300, 35, 400. Evet arkadaşlar, e-spor takım tekliflerine açığım gördüğünüz gibi. Bütün vurduğum adamlar da burada. 300-400 arası bir FPS aldık. Çıkalım mı artık ya balonun? Dur, size e-sporcu taktisi yapayım. Bak bak, e-sporcu taktisi yapacağım. Nasıl hocam, olur mu benden esporcu? Arkadaşlar, esporcu taktikini beğendiyseniz bu da şeyin taktiki. Eğim diyeler. Bak. Ben onun gibi titretemiyorum. Arkadaşlar gelin CS'ye geçelim. Şimdi CSGO'da Afterburner'ın çalışması için şuraya tire arrow alttan tire third soft Wear. Yani bunu yazarsanız eskiye basıp çıktığınızda birkaç uyarıdan sonra Afterburner'ı görmeye başlayacaktır ama abi oraya onu yazdım, banlandım kısmını bilmiyorum. Hani öyle bir ihtimal de olabilir çünkü uyarıyor. Uyarmasa mesele değil, uyarıyor. Savaş oyunları, silah yarışı. Tamam, devam. Bir daha şimdi birkaç kere deneyeceğim bunu. Geldi. 500, 400. Gerçi görüyor musunuz sizi, değil mi? Alttaki 580 gösteriyor da üstteki... Ya sen ne yapıyorsun lan burada? Bıçakladım ya lan bunu. Bunun da kafayı kestim. Oynayamıyorum, ondan sonra diyecekler ki abi ne kötü oynuyor. Bak bak. Sprey gördün mü? Aha, şurada adam vardı bir.
Gel. Gel. Tut. Abi hala nasıl görmezsin sen? Gel bir bıçak. Allah. Oo. O da herhalde FPS testi. Böyle bir CSGO yok yani. Bu arada işlemcimiz 80 dereceye dayandı. FPS'imiz 780'lerde, GPU'muz da 70 derecede. Hocam ben bu işlemcinin 80 dereceye dayanmasını kafaya taktım. O yüzden yetkili bir abiyi aramak istiyorum. Şimdi bir telefon açtım da. Şimdi arkadaşlar İtopya'dan Ertuğrul'la bağlandık. Ertuğrul sana bir şey soracağım. Şimdi biz bu bilgisayarın performans testini yapıyoruz da abi. Bunun şeyi, işlemcisi şu an 80 derece görünüyor, normal mi? Yani şöyle 84-85 dereceye kadar herhangi bir şekilde drop yapmaz. Bir problem oluşturmaz. Yani normal mi şu an 80 derece? Normal. 84 olmayacak mı yani? Bu 84'e kalmış 4 derece. Ama bir şey diyeceğim. 1 derece çok önemli zaten. 79'da şu an. 80. Evet. Yani sen civarda tutmaya çalışıyorum. Aynen 80'de tutmaya çalışıyorum. Maksimum 90 dereceymiş zaten şey. 90 dereceye kadar çıkabiliyor. Öyle mi? Yani 80 derece şu an normal. Öyle bir sistem için. 5900X güçlü bir işlemci çünkü. Ha normal. 80 dereceye kadar çıkabiliyor o işlemci. Eyvallah abi, şimdi anladım. Tamam Ertuğrul, teşekkür ederiz abi. O zaman trip olmuyoruz. 400-500 FPS'i bir şey aldık CS'de. Oyunumuza bakıyoruz yani. Hadi görüşürüz, eyvallah. İyi bak kendine. İyi de. Arkadaşlar bir iki kişiye sorduk, bir şey olmaz dedi. 400-500 arası bir FPS aldık. CSGO'dan da çıkalım. Şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar değişik bir oyun denemek istedim. Kendisi 4 Rally. Grafiği 2K'ya çektim. Full screen. Refresh rate'imiz 164 Hz. Hep aynı oyunları görüyoruz da. Bütün şeyler ultra'da arkadaşlar. Arada bir high'lar var. Şu var high. O da zaten maksimum high'miş. Şuradan bir hemen bir free play yapalım. Aynen Yeni Zelanda'da bir yere gittik şimdi. 2K'dayız. Aynen. Bu çok güzel bir oyun arkadaşlar. Öneririm size. Şu an 160-170 arası bir FPS alıyoruz ki 2K'da şu anda oyunumuz ki grafikleri gayet güzel bir oyun yine. Bir de çok zor bir oyun, oradan şey yapmayın hani. Ben bunu söylüyorum, dinletemiyorum. Şu dönüşü yapamaz mesela, yapın ben de yapamadım. Ya bu tarz oyunlar harbiden klavyeyle olmuyor ya. Dönmüyor araba yani. Kaç? 169 FPS, 72 derece, 148, 156. Oo, buradan... Şuradan gidiliyor mu ya? Olmadı. Lastik patladı bizim. Abi bu böyle bak böyle tam 140-150 FPS arası bir şey alıyor işte. Değişik bir oyun olsun diye bunu açtım, direksiyonsuz oynanmıyor. Valorant oynadık mı biz? CSGO, GTA, 4 Rally. Gördüğünüz gibi oyunlarda tabii ki de bu tarz bir sistemden beklenen hiçbir sıkıntı yaşamadık arkadaşlar. Tekrar bu vesileyle MSI Türkiye tarafına ve itopya.com'a verdikleri destek için teşekkürlerimi iletiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.